Memurlara Haber kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Web sitemiz memurlarhaber.com'dan sizlere özel haberler girmeye devam ediyoruz. Arada web sitemizi ziyaret etmenizde fayda var arkadaşlar. Ramazan ayında işçilere ek 3161 TL para ödemesi yapılacak. Şimdi birazdan detaylarını vereceğim. İkinci haberimiz web sitemizde ikramiye tediyeleri ve ek ödemeleri hesapladık. Üçüncü haberimiz Milli Eğitim Bakanlığı işlerinin 14 Mart maaşları. Burada bunun detayını verdik. Dördüncü haberimiz zam alan kamu işlerine önemli bilgilendirme ve tablo ekledik. Beşinci haberimiz kamu işlerine aile ve çocuk yardım verilmesi sağlanmalıdır. Altıncı haberimiz 3 gün önce bunun videosunda YouTube kanalımıza vardır. Kamu işlerine Temmuz ayında %22 civarı maaş zammı yapılacaktır arkadaşlar. Hesaplamamıza göre hesaplamamızı yaptık. Bu net bir rakam değil ama yani yazın özellikle Ocak ve Temmuz ayında zam alacak işçi arkadaşlara Tahmini olarak bunu hesapladık. %22 civar bu %25 civarında da çıkabilir. Enflasyon farkıyla birlikte bir zam olacak bilginiz olsun arkadaşlar. Evet şimdi videomuzun başında da belirttiğimiz üzere Ramazan ayında işlere ek bu parasal kısmı açıklayacağım. Videomuzda arkadaşlar aynı zamanda Instagram'da videonun altında hepsinin linki var. Anadolu'dan Kelepir Arsalar sayfamızına bekliyoruz sizleri. Şu ana kadar 50 yakın kamu işçisi arsa sahibi yaptık. Zeytinlik sahibi yaptık. İmarlı arsa sahibi yaptık. Böyle cüz'ü rakamlar arkadaşlar. 30 bin liraya bile, 40 bin liraya bile, 100 bin liraya bile imarlı ev yapılabilecek. 2 katlı, 3 katlı arsalar var. Zeytinlikler var. Kaçırmayın. Linki videonun altında var. Instagram'dan bizi takip edin. Aynı zamanda kamu işçi haber Instagram sayfamızı takip edin arkadaşlar. Instagram'dan. Evet detaylara girelim. Sürekli işlerin 2024 yılı Ramazan ayı yemek ücreti ne kadar? Arkadaşlar Ramazan ayında bildiğiniz gibi ben oruçluyum, ben yemek yemeyeceğim diyen herkes kurumuna dilekçesini versin, bu parayı alsın arkadaşlar. Sürekli işlerin Ocak ayı zamlarıyla birlikte Ramazan ayı için alacağı yemek ücreti net 143 lira 69 kuruş olmuştur. Yemek ücretlerinin tamamı gelir vergisi, damga vergisi ve SGK prim kesintilerinden istisna tutulmalıdır. Buna göre 2024 yılında Ramazan ayı boyunca oruç yemek hizmetinden faydalanmayan işlerin alacağı toplam yemek ücreti net 3161 lira 18 kuruş olacaktır. Bilginiz olsun önümüz Ramazan. Bunu bilmenizde fayda var. Bu haberi tayinsepeti.com aracıyla size sunduk. Arkadaşlar özellikle 696 işçi arkadaşlarının yıllardan beri süren tayin problemi devam ediyor. İşte buna bir çözüm için tayinsepeti.com web sitesi açıldı. Bilginiz olsun tayinsepeti.com güvencesiyle becaiş yapabilirsiniz karşılıklı. Eğer bu durumda olan varsa hani ben tayin yapmak istiyorum tayin, yap, tayin hakkım yok diyen varsa... Ekranda gördüğünüz tayinsepeti.com web sitesine girip oradan becaiş yapabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Evet bakın otoyol kenarında çift şerit duble yolun kenarında bir arsa veriyoruz arkadaşlar. 39.750 lira. Karaman merkezde otoyolun kenarı. Bakın çift şerit, şerit yol geçiyor. Tek parsel hissesi değil hisseli yok. 350 metrekare 40 bin lira bile değil arkadaşlar. Yine Bilecik merkezde 251 metrekare asfalt yolun hemen yan tarafında 64.750 liraya arsa veriyoruz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yine bakın arsa bir arsa daha yola cepheli 139.750 lira Uşa Ulu Ulubey ilçesinde 3 kilometre mesafede dibinde binalar dibinde elektrik su var. Bu arsa arkadaşlar yüksek hızlı tren durağına ve organize sanayi bölgesi yakınında. Uşak'tan 2 yıl sonra Ankara İzmir yüksek hızlı treni geçecek ve iki durak burada olacak. Böyle fırsat arsaları kaçırmayın. Aynı zamanda yine bir fırsat daha var. Sonra diğer haberi geçeceğim. Muğla'da köy içerisinde Muğla Milas'ta köy içerisinde iki dönüm zeytinlik var. Yol, yola cepheli fırsat arsaları çok fazla var arkadaşlar. Anadolu'dan kelepir arsalar sayfamızı takip edin. Instagram'da WhatsApp'ta da arsaları paylaşıyoruz. Onun da linki videonun altında var. Hani ben Instagram kullanmıyorum diyen varsa... Videonun altta bulunan WhatsApp grubumuza da gelebilirsiniz. Tediye ve ikramiye ödemelerde bir bakalım arkadaşlar. Değerli kardeşlerim %15 vergi diliminden %20 vergi dilimine gireceğimizden ödenecek toplu paralarda vergiden dolayı düşüşler olacaktır. 5 Nisan'da 13 günlük tediye tutarı net 9661 TL olacaktır arkadaşlar. 14 Mayıs'ta ödenecek 30 günlük ikramiye 22296 TL ve Mayıs'ta ödenecek ek ödeme 3716 TL olacaktır. 5 Nisan'da ödenecek 13 günlük tediye tutarı net %20 vergi dilimine göre 9661 TL 14 Mayıs'ta ödenecek 30 günlük ikramiye %20 vergi dilimine göre 22.296 TL ve Mayıs'ta ödenecek ek ödeme 3716 TL olacaktır arkadaşlar. Büyük ihtimalle 5 Nisan'daki tediye ikramiyeye gelir vergisi istisnası uygulanmış olup 2551 TL fazla yatacaktır. O durumda 14 May Mayıs maaşından düşülecektir. Hep sertifimiz bilinçli ve bilgili işçi oluşturmak. Sürekli işlerin 2024 yılı Ramazan ayı yemek ücreti ne kadar? Sürekli işlerin Ocak ayı zamlarıyla birlikte Ramazan ayı için alacağı yemek ücreti az önce de bahsettik. 143 lira 69 kuruş olacak ve eğer ben oruç, tut, oruç tutuyorum yemek yemeyeceğim diyen varsa arkadaşlar dediğim gibi kurumunuza dilekçe verin. Net 3161 lira 18 kuruş maaşınıza ek bir gelir olmuş olur. Yemek yemediğiniz için tabii ki yemek verilen yerlerde bunlar oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Milletin Bakanlık İşleri'nin 14 Mart maaşlarına da bir bakalım sırayla. Bütün haberleri tek videoya sığdırmaya çalışıyorum. Bu yazıyı Ezgi Yılmaz yazdı. Ezgi'ye yazısı için teşekkür ediyoruz. Milletin Bakanlık İşleri'nin 14 Mart maaşları önemlidir. Mart 15'te alınacak maaş 15 Şubat 14 Mart arasını kapsamaktadır. Şubat ayının 29 çekmesi Ocak ayına göre 2 yemeği eksik alınacağını unutmayın arkadaşlar. 696 KYK'lar maaşlarını her ay 30 gün üzerinden alanlar bu durumdan etkilenmemektedir. Ayrıca 1-7 Mart arası alınan 30 günlük sendika ikramiyesine vergi istisnası yani avantajı 2700 TL ilave edildiğinden Mart 15 maaşından 2700 TL ilave olmayacaktır. Bunu da bilin arkadaşlar. Yazan adam bu yazıyı yazdı. Yazan adama da yazısı için teşekkür ediyoruz. Ayrıca arkadaşlar bu e, Anadolu'dan kirepir bir sayfasını açtığımızdan beri benim şahsi telefon numaram duruyor bu Instagram'da. Bazı arkadaşlar direkt problemler için de arıyor. Elimizden gelince cevap vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ki beni sadece e, sorunlar için aramayın arkadaşlar. Mesaj atarsanız daha iyi olur çünkü telefonum çok yoğun. Orada bir arkadaşımız sordu. Benim bir iş arkadaşımız aradı dün akşam e, saat 7 saat, 7 sularında. Abi dedi ikramiyelerimiz iptal olmuş. Neden videosunu yapmadınız? Nasıl yani dedim? Abi şu an ulusal medyada e, televizyonlarda haber oldu. İşte kamu çalışanlarının ikramiyesi iptal edildi. Bunu niye video çekmediniz dedi. Biz haber almak istiyoruz dedi. Hayır dedim öyle bir şey yok. Bu sadece memurlara sendikal ikramiye ödemeleri vardı. Üç ayda bir ödenen bunu ay ay ödenmesi için yeni toplu iş sözleşmesinde yapılmıştı. Orada memurların sendikal ikramiyeleri iptal edildi arkadaşlar. Bilginiz olsun yani kamu işlerini ilgilendirmiyor. Onu da burada o bilgide vereyim. İçiniz müsteri olsun. Fırsatlar yağmur bulutları gibidir. Yağar ve geçer arkadaşlar. Az önce de bahsettiğim bu arsa 40 bin lira bile değil. Otoyolun kenarında şurada duruyor. Sizi bekliyor. 39.750 lira tek tapudur. duruyor. 350 metrekare. Bilecik'te 251 metrekare. 64.750 lira. Bunlar hep tek tapu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu arsaları adınıza tapuya gelemezseniz alış vekaletiyle güvenli bir şekilde alıyoruz. Son ödemesini yapıyorsunuz. Not alış vekaletiyle adınıza sadece arsa alınır satış yapılamaz arkadaşlar. Bilginiz olsun deyip videoyu bitiriyorum. Portföyde arkadaşlar yüzden fazla arsa var. Bu numaradan Whatsapp'tan yazarsanız istediğiniz illerdeki tek tapu arsaları size sunabiliriz. Bilginiz olsun deyip videoyu burada bitiriyorum. Videonun altında bulunan Kamış Çabey'in Instagram sayfasını, videonun altında bulunan Anadolu'dan kere bir arsalar sayfasını, videonun altında bulunan Whatsapp grubumuzu hepsine linkleri var. Tıklayın gelin arkadaşlar. Kalın sağlıcakla.